Kalkolitik dönemin sonlarında başlayan kentsel devrim 4. bin yılın sonlarına gelindiğinde tüm Güney Mezopotamya'ya yayılmıştır. Büyüyen kentlerle birlikte toplumsal yapıdan meslek gruplarına değin birçok alanda köklü değişiklikler yaşanmıştır. Kent devletleri kavramı bağımsız siyasi birimleri tanımlar. Onlarca hektarlık alanlara yayılan ve surlarla çevrili olan ve on binlerce insanın yaşadığı kentler bu dönemde ortaya çıkmaya başlar. Bu yeni kent kavramı çerçevesinde yeni bir dinsel organizasyon, sosyal yapıda değişiklikler, kamusal yapıların niteliğinde ve sayısında artış ve toplumsal iş bölümü, meslek grupları gibi birçok alanda yeni yapılanmalar görülür. Kenti yöneten hükümdar aynı zamanda dinsel yönden de yönetici ve de denetleyicidir. Tanrı'dan alınan bir yetkiyle kenti yönetmeye başlar. Bu dönemde bütün yakın doğuya yayılan bir göç nüfus hareketliliğinden de bahsetmek mümkündür. Bu toplulukların göç nedenlerine ilişkin kimi varsayımlar olmakla birlikte bunlar kesin kanıtlardan uzaktır. Ancak Mezopotamya'ya gerek Asya'dan gelen kavimler, gerekse Arap çöllerinden gelen Sami topluluklar, gerekse Kafkaslar ve İran üzerinden geldiği düşünülen Hint, Avrupalı toplulukların girdiği kesindir. Mezopotamya'nın Asya ile Doğu Akdeniz havzası arasında yer alan ticaret yollarının ve doğal güzergahların üzerinde olması ve özellikle Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu alüvyonal verimli topraklar söz konusu göçleri özendirmiş ve hızlandırmış olabilir. Mezopotamya'da özellikle 4. bin yılda başlayan yeni toplumsal yapı aslında daha sonra oluşacak siyasi oluşumların niteliğine de belirlemiştir. Asyalı, Samili ve Hint Avrupalı kavimlerin karışımından oluşan yapı belli bir etnik kökene ait Homojen siyasi yapıların oluşmasını da engellemiştir. Bu kültürel ve siyasi anlamda daha yenilikçi bir siyasi ve kültürel yapılanmayı zorunlu kılmıştır. Farklı coğrafyalardan ve dolayısıyla farklı kültürlerden gelen toplulukların aynı yaşama alanlarını paylaşmaları toplumsal kanunların ve kent kurumlarının da oluşmasını gerektirmiştir. Mezopotamya'nın doğal sınırlarının olmaması, her dönemde büyük göçlere sahne olması, melez ancak daha zengin bir kültürün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yine farklı devlet yapılarının ortaya çıkmasını da sağlamıştır. İlk tunç çağının başında Mezopotamya'da görülmeye başlanan Sümerlerin Mezopotamya'ya geliş güzergahları ve ana yurtları Bugün hala karanlıkta kalmış önemli noktaların başında gelmektedir. Ancak gerek bitişken dil yapıları ve kimi antropolojik bulgular Hint Avrupalı topluluklar ile Sami'lerden farklı bir etnik grup olduklarını gösterir. Buna karşın son yıllarda yapılan kimi araştırmalar bu toplumları Asya kökenli olabileceklerine işaret eder. Sümerlerin başlangıçta Obeyt döneminin de zengin ve büyük kentlerinden olan Fırat kıyısındaki Eridu'ya yerleştikleri, daha sonra ise başta Uruk olmak üzere diğer Güney Mezopotamya kentlerinde de yayıldığı anlaşılmaktadır. Güney Mezopotamya'da özellikle geç kalkolitik ile Uruk dönemleri arasında kültürel bir değişim yaşandığı anlaşılmaktadır. Bundan sonra gelen Uruk döneminde tam bir kentsel devrim gerçekleşir. Mezopotamya'nın zengin kültürel birikim oluşturacak kent devletleri biçimindeki siyasi örgütlenmelerin temelleri bu dönemde atılmaya başlamıştır. Devrim niteliğindeki diğer bir buluş ise yazının ortaya çıkışıdır.